Hepinize selam dostlarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir klimde tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Böyle bir CL buldum bu arada. Ben direkt şurada dışarıda klimi attım. Bak onu da göstermek istiyorum. Nerede tam klimim onu da bilmiyorum fazla. Bakayım hemen şöyle bir neredeymiş klimim. Şuradan şöyle uzattım. Bakalım bakalım. Ha orada. Arkadaşlar CL'yi buradan attım. Buraya doğru uzattım. Buraya geldiğimde kimse yoktu. 49 CL'ydi. Altında farm var mı bir şey var mı hiç bilmiyorum. Dışarıdaki build'i böyle çok güzel duruyordu açıkçası. Beğendim de ben. Burayı direkt hızlıca aldım. Şimdi şöyle de bakmak istiyorum. Burası 49 CL olarak geçiyordu. Aşağı tarafında böyle bölüm var arkadaşlar. Ben direkt girmeden önce bir video açayım dedim. Heh, buraya da geldik. Abi SP yeri var. SP yok. Evet. Evet. Klasik alıştığımız şeyler. Şimdi şöyle bir chest'imize bakalım. Chest boş. Chest'ten pek bir şey satın ümitli değildim. Bakalım başka şuradaki yerlerimize dönelim. Burada da şeyler var. Burada da chest var. Buradaki chest'ler denilecek şeyler de boş. Boş yani. Gene bir şeyler yok. Klasik alıştığımız gibi ama dışarıdaki build'i para eder mi? Eder. Çok güzel bir build var. Açıkçası ben beğendim. Yani buranın altında farm var mı bilmiyorum fakat 49 CL alınmış. Hiç bilmiyorum yani. Ona da bakarım. Farm varsa ekrana var yazarım. Şimdi de gidip de yarım saat aşağı kazmanın bir anlamı yok. O zaman hızlıca ikinci klimi hızlıca geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci klimize hızlıca geldik. Arkadaşlar burayı ben aldım bu arada. Buranın videosunu falan alamadım. Arkadaşlar burası 49 hibrit farmı. Buranın casus koordinatını sol üst tarafa koyarım. Gördüğünüz gibi böyle bir farm. Yani pek bir şey göstereceğim yok. Alt tarafta SP yeri var ama boş. Üst tarafta SP yeri var. Burası da boştu. Yani burada boş boşuna set çekmiş oldu insanlar. Bazı insanlar full set çekti. CL'lerin hepsi içindekilerin ya sandıkların hepsi kadar boştu arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Yani açıkçası ben set met çekmedim. Gerek de duymadım bu tarz bir CL için. Dört taraf zaten ben dedi. Attım klimi uzattım aldım yani. O kadar basit. Gitti uğraşmaya değer mi? Değmez açıkçası bu tarz şeyler için. Göstereyim şöyle de hibrit olduğunu. F3'e tıkladığımızda burada bak pumpkin sistem yazıyor. Sonra geri kalanına bakıyoruz. Melon sistem yazıyor. Karpuzda kabak anlayacağınız. Yani bu kadar basit bir işlemle bu tarz CL'ler alabilirsiniz arkadaşlar yani size tavsiyem alın. Tabi okullar açılınca işler değişecek biraz daha. Daha bu sefer hiç kimse bu sefer klima alamayacak. Biraz öyle bir durum var. Biraz şey olacak herkes okulda olacak. Sabahları kimse koşmayacak ya da öğlenleri kimse koşmayacak. Çünkü herkes okulda olacağı için bu sayede gene ben daha fazla almış olacağım. Bir şey değişmemiş olacak da. Yani yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar 3. ve son klimize hızlıca geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. ve son klimize geldik. Arkadaşlar buranın tam arkasında bir 49 CL kabak farmı var. Buraya zaten çıkış yolu yapmışlar. Galiba sanırsam buraya kişi gelmiş veya da gelmemiş. Tam bilmiyorum. Yani gördüğünüz gibi böyle bir CL. Hemen CL taşını da bulmak istiyorum. Ve burada da bir tane SP yeri var. Şu anlık bir iksirimi içmiyorum. Çünkü insan görmüyorum şu anlık. İnşallah da olmaz. Gerek de yok yani. İnsana ihtiyacımız yok. Şimdi bakalım bir. Girişi nerede? Girişi yok. Tamam, ben buldum birader. Bu arada arkadaşlar gene Rick Sanchez yanımda. Rick Sanchez ne yapıyorsun bro? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? İyiyiz. Yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaymış CL taşı. Tam olarak 4 dakikası var. Abi bir tane demir sandık çıktı bu arada. SP yerinde SP var mı? Tam gözükmüyor buradan. Var. XP geliyor. XP geliyor. Var. Var bu arada. SP var. Onu öğrenmiş olduk. Şöyle, kardeşim. Efendim. Bu arada dolandırıcılar çok türemeye başlamış. Mesleklerine dalmışlar öyle hatırlıyorum. Valla o dolandırıcının ismi neydi? Arkadaşlar bir de şunları da not etmek istiyorum. Bunları da böyle bu kutarsız konularda konuşmak istiyorum. SP yeri dolandırıcıları çok fazla türemiş bu aralar. Yani SP yeri alın var diyor parasını alıyor ve dolandırıyor. Yani çok kötü bir şey arkadaşlar bunu yapmayın yani gerek yok. 2-3K için yapmanıza değmez açıkçası. Başkasının kul hakkına girmenize değmez 2-3K için. Değil mi kardeşim? Adamın ismi neydi bu arada? Bana söyler misin seni dolandıran adamı? Videoda koyarsın görürsün. Tamam ben ya. Onun ismini koyarım sol üst tarafa zaten. Onda bir bakın yani. O tarz insanlara asla güvenmeyin arkadaşlar. Sen CL'yi uzatacaksın mı bu arada yandan? Ben direkt SP alacağım. Chest açacağım. Şu sandığı da sen al. Bak bir sandığa. Bu arada eline blok al. Direkt şu girişi kapat. Gel bir. Chatleniyorum. Tamam. Eline blok al. Direkt şu girişi kapat. Bir kaç tane SP var bilmiyorum. Göremiyorum buradan arkadaşlar. Bakacağız artık. O zaman patlayacağı vakite hızlıca geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnternetimiz gitti. Çok güzel bir şekilde. Son 3 dakikası kala. Gördüğünüz gibi bu tarz böyle bir şeyler oluyor. Yapacağım bir şey yok. Çıldırmalık bir durum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani dedim gibi arkadaşlar internet firmanıza biraz iyi güvenmeniz gerekiyor. Ben güvenemiyorum açıkçası. Böyle bir durumlar aksaklar ara sıra yaşayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bir de önermeyeceğim bir firma daha var arkadaşlar. Yani tavsiyem kendi görüşüm tamamen bu. Arkadaşlar bir de Türknet diye bir firma var. Kesinlikle girmeniz yani katılmanızı bile tavsiye etmem. Yok bir ay diyor yok şey diyor. Arkadaşlar sonrasında çıkarken size ekstradan fazladan fatura kilitliyor. Haberiniz olsun bunu uyarayım. Adamlar ekstradan fazladan fatura kilitliyorlar. Bunu da bu tarz bir konuda konuşalım istedim. Ben çünkü çıkarken arkadaşlar 3 fatura ödedim. 3 tane fatura ödedim. Normalde kullanmadığım faturayı ödedim ya. Çok saçma Tuğkan. O derece diyorum. 30 saniyesi kaldı şu anda yaklaşık CL'nin. Oğlum şu çöplerini sağa sola atma be. Abi çıkamadım ki ne. Abi bir tane guard varmış. Bir tane guard var sadece. Başka bir şey yok. Bunu da şöyle koyalım. Guardımızı aldık. Demir sandığımızda neler var kankam? Gel kendim at elimi. Oo, bunlar var. Bunları da alalım birader. Bunu da kır. Claim attığımızı atıyorum şimdi. Buranın tam arkasında evet claim atılmış bir tane. Şu
Değil mi? Evet. Sonra bunları da aldım. Koy baba, koy baba, koy baba. Tamam koydum ya. Demir sandığı almamışım lan. Her şeyi almışım. Dur lan. İçinci sandığı açamıyorum. Bakalım bakalım. Şu chest'imizi de açamıyoruz bu arada. Neyse. Bakalım buralar boş, boş, boş. Boş. Aa, burada ne varmış? Bu kritik kaçınma. Ha, dedim ARD falan varsa güzeldir de. ARD falan da yokmuş. Gerek yok o yüzden de. Şimdi buralara bakmak istiyorum abi. Şu an nedenini hiç bilmiyorum. Böyle ara sıra olabiliyor da. Ha, bu neymiş? Yün abi. Kuart. Ha, bu arada şu büyü loklardan var. Aim lock yazıyor. Bu nedir? Onu bilmiyorum ama. Bilmiyorum ama aldım. Arkadaşlar bu çeyle de sanırsam böyle yani. Başka bir şey yok. Bir spamler çıktı. Bir demir sandık çıktı. Sonrasında bir de ya oğlum vurmazsan setin durasını bildin sen mi götürüyorsun? Bir de böyle bir SPR'imiz ve farmımız var. Farm tamamen arkadaşlar gördüğünüz gibi pumpkin stem yazıyor. Pumpkin stem yazıyor. Hepsi kabak farmı arkadaşlar burası. Para eder mi? Eder. 3 milyon eder mi? Eder aga. Ya gayet güzel bir farm açıkçası. Ben de böyle bir kâra girdim. Yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar güzel bir like patlaması bekliyorum. Bak like gelmezse Rick Sanchez'i A'ya boyayacağım ve keseceğim. Haberiniz olsun. Bir de şunu da söylemiş miydim? Like atmayanların evine gelip kafa atıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.